Maşallah her taraf kuş kaynıyor arkadaşlar. Şu ağaçta hiç yoksa 500 tane civarında kuş var. Yaklaşalım, biraz rahatsız edeceğiz ama siz de görün. Çok güzeller arkadaşlar. Burası çiftlik arkadaşlar. Geldim abicim. Burada o kadar kuş var ki arkadaşlar, kaçmıyorlar. Buradan konuyorlar başka bir yere. Geri geliyorlar aynı yere. Maşallah. Biraz rahatsızlık verdik onlara ama. Konacak yerler çok arkadaşlar. Burası hep kuş cenneti sanki. Yok böyle bir güzellik. Allah'ıma çok şükür. Bunun dibi herhalde yavru kaynıyor arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Arkadaşlar gelmeye geldik. Buranın da videosunu göstereyim sizlere. Burası balık çiftliği arkadaşlar. Bugün bayağı bir güzel bir yağmur yağdı. Her taraf çamur. Şöyle arkadaşlar. Burada ortalama 20 tane havuz var. Balıkları biraz görmemiz sıkıntı. Normalde video çekmeyecektim. Kuşlar görünce dayanamadım. Maşallah var kuşların. Boylu boyunca arkadaşlar her çeşit balık üretiliyor burada. Balık çiftliği. Koyu balığından moli balığı, kılınç kuyruk, pilati, depistes, vatos, canlı doğuran türleri hepsi mevcut. Hepsi mevcut. Bu iplikli çekilen yerlerde genelde balık olduğu için alacak kuşlar veyahut da balıkçıl kuşlar, balık yiyen kuşları önlemek için böyle bir ip sistemi yapılmış. Balıklar genelde dibe çıkıyor. Güneşli günlerde yukarıya çıktığı için kuşlar gelip balıkları yiyor. Onun için böyle bir fikirden böyle bir sistem yapılmış. İpliklerin arasına büyük kuşlar girmesin. Takılırsa direkt kuş balığı yemesin diye. Boşalan havuzlar var buralarda. Burası daha önce balık varmıştı, boşalmış. Her tarafa gitmeye gerek yok arkadaşlar. Çünkü balığı görme imkanımız yok. Yağmurlu günlerde genelde dibe iner balıklar. Burası da ortalama 500 metrekarelik bir havuz. Ama bunun gibi bak arkadaşlar, bahsettiğim kuş gözüküyor. Balıkçıl kuş. Beyaz. Belki ileriki havuzlarda da olabilir. Bu genelde gelip buradaki balıkları yiyor. Şurada uçan beyaz. Gözüküyor mu bilmiyorum net ama. Biz de balıklarımızı aldık.
Burada ne var? Hiç belli değil. Çünkü hiçbir şey gözükmüyor. Sera sistemi var arkadaşlar. Sera sistemine geçelim hep birlikte. Bakalım belki orada salyangozlarımızı, elma salyangozlarımızı, diğer canlı doğuranlarımızı belki görebiliriz. Buralarda boşalmış arkadaşlar. Bölmeli bölmeli havuzlar olmuş. İçerisinde herhalde japon balıkları veyahut da canlı doğuranlar vardı. Tam emin olmadığım için bilemiyorum ne olduğunu. Diğer taraflar da havuz. Gezelim görelim. Güzel bir yer burası. Buradaki sera üstü açık. Ama balık gözükmüyor yine. Kapalı sıraya gidelim. Burası kapalı sıra arkadaşlar. İçerisine girmemiz imkansız. Ama ne olduğunu da bilemiyoruz. En iyisi kapatalım. Böyle kapatalım daha iyi. Bu taraftan da geçiş bölgesi yok. Çünkü sıcak kalması için içindeki balıklar rahat büyümesi için sera yapılmış. En azından vatosu varsa arkadaşımızın vatosunu korumak amaçlı burayı yapmış olabilir. Bu havuz nereden bahsettiniz arkadaşlar? Boş havuz. Şöyle boş havuz. Bir dönüm genişliğinde. Burası da aynı şekilde arkadaşlar. Güneş olduğu zaman tüm balıkları görme imkanımız olabilir. Burası da bayağı bir büyük. Şöyle baktığımızda bir dönümden büyük gibi gözüküyor. Etraflarda balık göremiyorum ben. Ama gerçekten bugün hava güzel, yağmurlu. 5-10 dakika önceki havayı kesti. Karşı ağaçlara kadar arkadaşlar havuz. Bu 11. havuz, 12. havuz, 13. havuz diye gidiyor. Ortalama 20 civarında benim tahminimce havuz var burada. Dalgıç yoluyla su takviyesi yapılıyor arkadaşlar burada. Büyük su borularıyla. Yağmur olduğu için gerek duymuyorlar. Evet, kuşların bölümüne tekrar geleceğiz. Rahatsız edeceğiz ama kusura bakmasınlar. Gerçi onlar uçmayı seviyor. Kanatlı hayvan olduğu için. Bu güzelliği sizin de görmenizi istedim. Bir video çekmek istedim. Uzun zamandan beri videolar çekmiyoruz. Ara verdik. Belki bol bol çekeriz inşallah. Evet, kuşların bölümüne yaklaştık. Kuş sesini duyuyoruz mu arkadaşlar bilmiyorum ama belki 1000 arası 2000 arası kuş var burada. Az önce burada 500 diyordum ama çalının altından çıktıkça çıkıyor. Burada avcılar olmadığı için özgürce üreyiyorlar. Özgürce besleniyorlar. Bizim gibi YouTube'çular da bunları rahatsız ediyor işte. Haklarını helal etsinler. Biz buraya balık almaya geldik ama havuzlar boş olduğu için balık alamıyoruz bugün.
yağmurdan dolayı arkadaşlar. Sadece burası doluydu. Buradaki japon balıklarımızı aldık. Burada japon balıkları vardı, onları aldık. Kolay gelsin. Kuş cenneti arkadaşlar burası. Maşallah. Balık ve kuş dünyası saygılar, selamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.